Arkadaşlar merhaba, pediatrik onkoloji ile devam ediyoruz. Arkadaşlar pediatrik onkoloji, hematoloji ile beraber toplamda 3 soru getiren bir yerimizdir. Ama benim size anlatacağım pediatrik onkolojide patoloji ile beraber, dahiliye ile beraber size çok faydası olacak bir konudur. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Zaten ben birkaç yeri vurgulayarak anlatacağım. Pediatri de oralarda size yeterli olacaktır. Diğer yerlerde ufak bir tekrar olacaktır sizin için. Şimdi başlayalım. Pediatrik onkoloji. İlk konumuz akut lösemiler arkadaşlar. Akut lösemiler demeden önce, şimdi biliyorsunuz lösemiler genel bir başlıktır. Pediatride çocukluk çağında görülen lösemilerin %97'sini akut lösemiler oluşturur. Geriye kalan %3 kronik lösemilerdir. O yüzden kronik lösemiler beni çok enterese etmiyor. Zaten dahiliyenin size anlatacağı kronik lösemilerle benim size anlatacağım arasında hiçbir fark yok. O yüzden ben burada bugün size kronik lösemileri anlatmayacağım. Şimdi bu %97'yi oluşturan akut lösemilerin de bakın arkadaşlar, %80'i ALL'dir. Yani neymiş pediatride? Bizim için en önemli olan lösemi çeşidi ALL'ymiş arkadaşlar. ALL'den de ufak bahsedeceğiz ama ALL'yi can kulağıyla dinleyin. ALL'nin her yeri soru oldu. Neredeyse soru çıkmayan yeri yok. İnciğine cinciğine kadar soru sordular. Hala da sormaya devam edecekler. Şimdi ALL'yi incelerken. Konu anlatımı olarak ALL ve AML'yi beraber götürmeyeceğiz. Slaytlarımızda beraber gidecek. Ben size ALL'yi anlatacağım. Sonra hızlıca AML'yi de özet geçeceğiz. Niye? Bakın AML için ne demiş? Tepe instansı 65. Yani bu beni çok enterese eder mi sizce? Hayır. Ama ALL'ye bakın 2-5 yıl arkadaşlar. Yani lenfoblastik lösemi 2-5 yılda tepe instansta görülürken değil mi? Pediatride tabii ki en çok bizi enterese eden konu ALL olacak. Zaten buradan bahsetmiştik. Çocukluk çağındaki akut lösemilerin %80'ine akut lenfoblastik lösemi olduğundan bahsetmiştik. Bakın burada altın değerinde bir cümlemiz var. Ne demişiz? Çocuklarda en sık görülen malignant hastalık. Arkadaşlar onkolojide en sıklar çok kıymetlidir. Gelin bunu açalım. Bakın en sık görülen malignant hastalık derse herhangi bir belirteç kullanmazsa cevap ALL'dir. Ama en sık görülen solid organ tümöründen bahsederse merkezi sinir sistemi tümörleri, yani kaba tabirle beyin tümörleridir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Eğer ekstra kraniyer olarak görülen solid organ tümörlerinden bahsederse cevap nöroblastomdur. Bu üç en sıkı bilin. En sık malignite ALL'dir. En sık solid organ tümörü MSS tümörleridir. En sık ekstra kraniyer derse arkadaşlar cevap nöroblastomdur. Lütfen bunlar aklınızda kalsın. Burada kaba taslak bir kök hücrenin, mieloid kök hücrenin, lenfoid kök hücrenin gelişim şemasından bahsetmişiz. Şimdilik geçiyorum. Bakın arkadaşlar, ALL ile başlıyoruz. Demişiz ki çocuk çoğu durumda tanımlanabilir bir neden veya risk faktörü yoktur. Risk faktörlerini birazdan açacağız. Bunlar bizim için önemlidir. Genetik translokasyonlar, genlerin her biri soru potansiyeli taşır, her biri de sorulmuştur arkadaşlar. Şimdi alkilleyici kemoterapi, iyonlaştırıcı radyasyon nedeniyle kemik iliği hasarı vesaire vesaire. Şimdi bu ALL'nin risk faktörlerini sınıflayalım mı? Gelin. Şimdi genetik risk faktörleri var değil mi? Bunlardan bilmenizi istediğim en önemli Down sendromudur. Lütfen Down sendromunu unutmayın. Bu aklınızda olsun arkadaşlar. Ve çevresel risk faktörleri var. Çevresel risk faktörleri nedir? Radyasyon. Neredeyse tüm kanserler için risk faktörüdür. Bakın alkilleyici kemoterapi demişiz burada. Bu alkilleyici kemoterapi nedir? Mesela siklofosfamid kullanımı. Bir isim olarak bile çıkabilir arkadaşlar. Aklınızda olsun. Benzen. Çok önemlidir. Aklınızda olsun. Çocuk işçilikle ilişkilendirilmiş bir vaka sorusunda benzen maruziyeti ve ALL sorusu görebilirsiniz. Başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. Bir diğer dikkat etmenizi istediğim faktör ileri anne yaşıdır. Çevresel faktörlerden. Şimdi ben genetikte Down sendromunu verdim, böyle kısaca geçtim ama şimdi bizim bir grup hastalığımız var. Bunlar malignite açısından çok önemlidir. Yani bu hastalığa yakalanmış çocuklar için maligniteli içerikli hastalıklara yakalanma insidansları çok yüksektir. Gelin ben size onu da burada anlatayım. Tamamıyla temizlemiş olalım. Aslında genetiğin konusudur ama hazır yeri gelmişken değinelim. Şimdi malignite riskini arttıran hastalıklar. Bakın arkadaşlar, biz bunları iki gruba ayırırız. Deriz ki kromozomal kırık yapanlar
Yanına 3 yıldız, tek tek isimlerini bileceksiniz arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Bloom sendromu, Fanconi anemisi, xeroderma pigmentosum ve ataksi telangiektazi. Bunlarda ne vardır? Kromozomal kırık vardır. Yani DNA tamirinde bir bozukluk vardır. Kromozomal kırıklar gerçekleşir. Buna bağlı bu hastalıklar ortaya çıkar. Bu hastalıkları gördüğünüz zaman ekstra başka maligniteler mutlaka görülür arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bir diğeri nedir? Bu genetik cilt hastalıkları çok meşhurdur. Mesela xeroderma, pigmentozum ve ataksi telangiektazi bunlara örnek midir? Değil mi? Bu ikisi zaten aynı zamanda genetik cilt hastalığıdır. Bunların yanında olanları var. Bakın. Asıl dikkat etmenizi istediğim bunlar. Lütfen bunları not alın. Ciddi soru potansiyeli taşıyorlar. Bakın hepinizin bildiği gibi. Ne var? Nörofibromatozis tip 1 var, değil mi? Nörofibromatozis tip 1 neyle ilişkilidir? Optik gliyomla ilişkilidir arkadaşlar. Bir soruda optik gliyom ve bla 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 bir şeyler görüyorsanız, şıklarda da nörofibromatozis tip 1 varsa cevap nörofibromatozis tip 1'dir. Bunun dışında buna en yakın bir grup daha hastalığımız var. Nedir? Tüberos skleroz. Bu kafaya ağıt lekeleri falan vardı, hatırlıyorsunuz değil mi bunları? Bunları zaten size anlatacağız arkadaşlar. Şimdi bakın. Tüberos sklerozda rabdomyom mutlaka bilmeniz gerekir arkadaşlar. İkinci olarak dev hücreli astrositom. Tüberos sklerozu gördüğünüz anda da bu ikisini mutlaka bileceksiniz arkadaşlar. Rabdomyomayla dev hücreli astrositomu. Bir diğer genetik cilt hastalıklarından ne var arkadaşlar? Von Hippel-Lindau sendromu var, değil mi? Von Hippel-Lindau sendromunda da renal hücreli kanser, hemangioblastom, bunun yanına bir de feokromastoma. Bakın tekrar ediyorum hızlıca. Nörofibromatozis tip 1 dedim. Optik gliyomla ilişkisinden bahsettim. Tüberos skleroz dedim. Rabdomyoma ve dev hücreli astrositomla ilişkisinden bahsettim. Von Hippel-Lindau dedim. Bunun renal hücreli kanser, hemangioblastom ve feokromastoma ile ilişkisinden bahsettim. Demek ki neymiş? Bu genetik hastalıklar veya bu kromozomal kırık hastalıklarında malignite gelişme olasılıkları artıyormuş. O zaman buraya hepsini sıralayabilir miyim? Sıralayabilirim, değil mi? Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın nörofibromatozis tip 1'den bahsettim. Ataksi telangiektazi'den bahsettim. Down sendromu için ne dedik? En önemli genetik risk faktörüdür. 10-20 kat artışa yol açar dedik. Burada bir nevi bunları tekrar etmişiz. Çevresel faktörlerin hepsinden bahsettik. Genetik ve kromozomal hastalıklardan bahsettik. Şimdi geçiyoruz akut lösemilerin sınıflandırılmasına. Bakın, sınıflandırmasını yaparken morfolojik sınıflamadır bu. Bu FAP sınıflamasının bir morfolojik sınıflama olduğunu bilin arkadaşlar. Yani morfolojik sınıflama derken neyi kastediyoruz? Hücrenin tipine, içeriğine göre sınıflamadır. Burada bir hatamız olmuş. Şunu şöyle çizelim. Biz bunu %70 yapalım. Bunu %20-30 yapalım arkadaşlar. Çünkü en sık görülen tipimiz L1 tipidir. Burada bazı şeyler önemlidir. Spot olarak bilmek zorundasınız. Vaka sorularında çok işinize yarayacak şeylerdir. Bakın. L1 tipi en sık görülen, en iyi prognoz. Lütfen. Bunları bilin. Yok küçük hücreymiş, şöyleymiş, böyleymiş. Şimdi sizden böyle bir şey istemiyorum. Ve Kalla pozitif. Şimdi. Kalla pozitif gördüğünüzde bunun en iyi prognoz olduğunu, en sık olduğunu bileceksiniz. En sık ve en iyi prognoz Kalla pozitifinde L1 olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. L1 bu açıdan bizim için önemlidir. L2'nin bizim için çok bir soru potansiyeli yoktur. T hücreliyle ilişkili olduğunu bilmeniz yeterlidir. Bakın ben burada morfolojik sınıflama yapıyorum. Henüz immünolojik sınıflamaya geçmedim arkadaşlar. L3. L3 de bizim için soru potansiyeli taşır. Önemli özellikleri vardır. Bakın EBV ile ilişkilidir. Bakın bir virüsle ilişkili bir tipten bahsettim. Soru potansiyeli taşır. Burkitt lenfoma. Bakın burada altın değerinde bir cümledir. Biz Burkitt lenfoma tarzı bir gelişim görmüşsek bunun L3 adeliyle alakası olduğunu düşüneceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda en kötü prognoza sahip tiptir. Bakın en kötü prognoz EBV ile ilişkili olan
en nadir görülendir Allah'tan. Bizim pediatrideki en büyük avantajımız budur. Nedir? En sık görünenler genelde en iyi prognozlardır. En nadir görülenler de genelde en kötü prognozlardır. Genel bir tabirle aklınızda kalsın. Bir de bilmenizi istediğim tek bir hücre içeriği var burada. Burada matür B hücreler görürüz arkadaşlar. Bakın, normalde lösemiler nedir? Blastların, yani matürleşmeden daha kemik iliği hücrelerinin perifere çıkmasıdır, değil mi? Ama burada matür B hücreleri görürüz. Kısaca bir tekrar edelim. L1 en sık görülenimizdir. En iyi prognozumuzdur. Kalla pozitiftir. L2 dedik, bizim için tek soluk potansiyel taşıyan kısmı T hücreli lösemi ile alakalı olmasıdır. L3 için ne dedik? EBV ile ilişkisi. EBV'yi gördük. Burkitt lenfomayı hemen yanına yapıştırdık. En kötü prognoz dedik. En kötü prognozsa en nadir yanına yapıştırdık. Morfolojik olarak da matür B hücrelerinin bulunması önemlidir. Şimdi bir de neyi var bunun? İmmünolojik sınıflaması var. Ben size immünolojik sınıflamayı da anlatacağım. Çünkü önemlidir. İmmünolojik sınıflamayı yaparken kaba tabirle B hücreler ve T hücreler diye ikiye ayıralım. Şimdi B hücreleri sıralayalım arkadaşlar. ALL'de en sık görülen de B hücrelerdir. %80 civarında görülür. Aklınızda olsun. ProB ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın, ProB derken diyeceğim ki CD10 negatif. Bu CD10 önemlidir. Ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Aklınızda olacak. CD10 negatif. Süt çocukluğu döneminde görülür. Yani 1 yaş altı. Bakın, 1 yaş altı bir lösemi görüyorsanız bu kötü prognozdur. Zaten ileride konuşacağız ama aklınızda olsun. CD10 negatif. 1 yaş altı, yani süt çocukluğu döneminde görülen MSS metastazı yapan arkadaşlar. Metastaz görüyorsak nedir? Kötü prognozdur, değil mi? Bir de şunu bilmenizi istiyorum burada. 11q23 pozitifliği. Yani kötü prognoz için her şeyi sıraladım. CD10 negatif dedim. Süt çocukluğu döneminde görülen, 1 yaş altında, yani merkezi sinir sistemi metastazının sık olduğunu söyledik. 11q23 pozitifliğinden bahsettik. Daha ne kadar kötü bir şeyden bahsederim arkadaşlar. Bu ProB tipidir. Vaka sorusunda size bir lösemi tarifler, çok gıcıklık yapar da tipini sorarsa bileceksiniz. Bu vaka 1 yaşın altında olacak. MSS metastazı verecek. CD10 negatifliğini de verdi mi? Bu ALL'nin ProB tipi diye cevaplayabilirsiniz. Prekürsör B tipi var arkadaşlar. Prekürsör B. Bakın, CD10 pozitif. Şimdi CD10 pozitifi gördünüz mü? Bunun yanına Kalla pozitifi de eklediğimde o tadından yenmez. Ne oldu? En iyi prognoz oldu. İmmünolojik sınıflama içerisinde. En iyi prognozsa en sık görülen de bu mudur? En sık görülen de budur. Bitti arkadaşlar. Tamam mı? Bakın, CD10 pozitif, Kalla pozitifi gördüm. Hemen en iyi prognoz dedim. En iyi prognozu görmüşsen pediatride dedik, yanına en sık görülen dedik. Bitti, bu kadar. Bir de PreB var. Çok bir soru potansiyeli taşımıyor. Sadece ismini bilmeniz yeterli. Geçin. Matür B hücreli var arkadaşlar. Şimdi matür B hücreli. Matür B hücreli diye ben size nereden bahsettim hatırlıyor musunuz? L3'te dedim, değil mi? Morfolojik olarak dedim, matür B hücreliler görülür. O zaman L3 ile alakalı mıdır bu? Alakalıdır. L3'te neden bahsetmiştik? EBV'den bahsetmiş miydik? EBV'den bahsetmiştik, değil mi arkadaşlar? Matür B hücrelinin de EBV ile ilişkili olduğunu, L3 formasyonda olduğunu bilmeniz benim için yeterlidir. Arkadaşlar, T hücreli lösemiler için immünolojik sınıflamada hatırlarsanız L2 tipini yukarıda size anlatırken burada ne dedik? T hücreli ilişkilidir dedik. T hücrelerinde L2 ile ilişkili olduğunu bilin. Nadir görüldüğünü bilin. Ve şunu unutmayın. Bir T hücreli lösemi görüyorsanız mediastinalde kitle arayın. Bakın. Mediastinalde kitle. Bunu da size vaka sorusunda verirken unutmayın. T hücreli T. Timoma ile verebilir. Ya da akciğer grafisinde mediasten genişlemesiyle verebilir. Aklınızda olsun. Şimdi mediastende kitle dedim. Kitleden şunu da unutmayın. MSS tutulumunun da sık olduğunu unutmayın arkadaşlar. ALL'nin sınıflaması böyledir. Bakın, bir immünolojik olarak sınıfladık. Bir de morfolojik olarak sınıfladık. İkisinin sentezini de yapmış olduk. Bunlar bizim tedavi protokollerimizde, prognoz tayinlerimizde klinik olarak önemli olduğu için soru potansiyelleri taşırlar. Lütfen bu dediğim her şeyi bilin. Kaba tabirle CD10'u unutmayın. Kalla pozitifliğini unutmayın.
İyi kötü prognozları unutmayın. En sık görülen, en nadir görüleni unutmayın. EBV ile ilişki olanı unutmayın. Ve sizden ricam şu ProB tipini unutmayın. 1 yaşın altında vaka, MSS metastazı, CD10 negatif. Lütfen unutmayın. 11Q23'ün de pozitifliğini unutmayalım arkadaşlar. AML'yi dönüşte konuşacağız. Rahat olun. Şimdi biz bir ALL'yi bitirelim. Her şeyini yalayıp tutalım. Ondan sonra ALL'ye geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi akut löseminin kliniğinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, akut löseminin kliniğinde şimdi biz lösemi tablosuna size şöyle bir ipucu vereyim. Mesleki hayatınızda acillerde çalışacaksınız. Size bir çocuk geldi. Bu çocukta hiçbir şeyden şüphelenmediniz. İşte aile ateşi var hocam, şöyle böyle diyor. Rastgele bir tetkik aldınız. Bunun hemogramında bir sitopeni gördüğünüz zaman, bir sitopeni nedir arkadaşlar? Yani eritrosit, trombosit ya da lökosit. Bunlardan iki tanesinin düşük olması. Ya da pansitopeni gördüğünüz zaman bu çocuğu mutlaka ileri bir merkeze yönlendirin. Aynı anda bizde iki hücre serisi kolay kolay düşmez arkadaşlar. Aynı anda iki hücre serisi düşüyorsa lösemi açısından risk altındadır bu çocuk. Semptomlar da işte ALL'de bunlara bağlı ortaya çıkar. Yani eritrosit düşükse anemi olur. Anemiye bağlı yorgunluk, solgunluk, halsizlik. Ki size şöyle söyleyeyim. Kliniklerde yani polikliniklerde bize en çok gelen hasta grubu hep halsizlik ve yorgunlukla gelir. Bir araştırırsınız, altından işte ALL çıkar. Trombositopeni olursa ne olur? Burun kanaması olur, diş eti kanaması, peteşler, purpura falan filan. Olgunlaşmamış lökositler dedik. Şimdi lökositler düştü. Görevini yapamıyorlar. Bu çocuk sık enfeksiyonlara maruz kalır. Ateşle gelir. Hepatosplenomegali infiltrasyon sebebiyle olur arkadaşlar. Bunlar aklınızda olsun. Şimdi genel itibariyle hem ALL'nin hem AML'nin kliniği budur. Tamam mı? Düşen hücreye göre semptom oluşur. ALL'de ne vardır? Ağrısız lenf adenopati. Bakın, lenf adenopatiler ağrılı olduğu zaman biz korkmayız, enfeksiyonla yine değerlendiririz. Ama ağrısız olduğunda her zaman etiyolojisi araştırılmalıdır. Ateş, gece terlemesi, açıklanamayan kilo kaybı. Çocuklarda genelde bu semptomları biz çok görmeyiz. Gece terlemesini belki görebiliriz ama açıklanamayan kilo kaybından önce bu çocuk bize başvurmuş olur. Kemik ağrısı önemlidir. Mediastinal ve atimik infiltrasyona bağlı hava yolu tıkanıklığı. Ne demiştik? T hücreli tipimizde mediastinal kitle timik infiltrasyonuna gelebilir. O zaman stridor, nefes darlığı, wheezing gibi bulgular görülebilir. Superior vena cava sendromu olabilir. Yine mediastinaldeki kitlenin basısına bağlı görülür. Meningeal lösemi nedir? İşte santral sinir sisteminde bir metastaz olduğu zaman çocuk baş ağrısı, boyun sertliği, görme bozukluklarıyla gelir. Testis büyümesi demişiz, nadir demişiz ama bakın burayı da açalım. Şimdi lösemide, ALL'de ekstra medüller en sık yerleşim santral sinir sistemidir. Lütfen unutmayın. İkinciyi sorarsa testistir. Niye buralardır? Bakın bariyerleri sever. Kan beyin bariyeri, kan testis bariyeri. Bir bariyer varsa oraya konumlanmayı severler. Birinci santral sinir sistemi, ikinci testistir. Aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi testlere geldik. Ne dedim size? Derim ki rastgele bir tam kan sayımı yaptınız işte. Bir bistopeni ya da pansitopeni gördünüz. Şüphelendiniz. Ondan sonra bizim için altın değerinde, yani gold standart demiyorum yanlış anlamayın. Biz pediatristler için altın değerinde bir şey vardır. Periferik yaymadır. Alırız hemen parmaktan bir kan. Cam üzerinde yayarız. Mikroskopta bakarız. Eğer ki periferik yaymada, periferde blastlar görürsek ciddi şekilde şüpheleniriz. Ama kesin tanıya bizi götüren nedir? İşte bu kemik iliği biyopsisi var ya. Kemik iliği aspirasyonu. Bu bir yetişkinden örnek verilmiş. Bizim kullandığımız iğneler böyle büyük iğneler değil. Daha küçük iğneler var arkadaşlar. Bildiğiniz iğne uçlarının bir tık büyüklerini kullanırız. Çocuğun kemik iliğine gireriz. Bir aspirat alırız. Yine bunu periferik yayma, bunu lamellere yayarız. Ve mikroskopta bakarız. Şimdi bakın. Buraya dikkat edin. Burayı düzelteceğiz. Notunuzu da siz de düzeltin. Arkadaşlar, ALL'de blast sayısı 3 yıldız %25'in üzerindedir. Lütfen unutmayın. AML'de ise blast sayısı 3 yıldız %20'nin üzerindedir. Bakın bu bir tuzaktır. Tamam mı? Karışır bunlar birbiriyle. Lütfen karıştırmayın. Sizin bunu karıştıracağınızı bilen hocalar da bunu soru yaparlar. ALL'de %25, AML'de %20'dir arkadaşlar bizim sınırımız. Tamam mı? Eğer ki baktık yaymada %25'in üzerinde blast gördük, o zaman diyoruz ki bu çocuk ALL'dir.
%20'nin üzerinde blast görecek, bu çocuk AML'dir. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar, önce şu iyi prognoz kötü prognoz kriterlerimizi halledelim. Ondan sonra tekrar ben size oraya döneceğim. Çünkü çoğunu burada konuşmuş olacağız zaten. Bakın, ALL'de olumsuz prognostik faktörlerden bahsetmişiz. Aslında biz bunu olumlu olumsuz diye değil, normalde kitabi olarak işte düşük risk, standart risk, yüksek risk diye sınıflarız. İşte düşük risk dediğimiz iyi prognozun göstergeleridir. Yüksek risk dediğimiz kötü prognozun göstergeleridir. Size sınavda zaten böyle gelir. Kötü prognoz kriterleri ya da yüksek risk kriterleri diye gelir. Bakın, bir yaşın altı, 10 yaşın üstü arkadaşlar kötü prognozdur. Lütfen bilin. Tamam mı? Lökosit sayısının 50 binin üzerindeyse bu çocuk gelişinde kötü prognozdur. Bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Lütfen bilin. Santral sinir sistemi tutulumu varsa kötü prognozdur değil mi? Normalde benim kemik kliniğinde beklediğim bir şey kalkmış gitmiş santral sinir sistemine tutulum yapmış. Kötü prognozdur. Zaten bunu kendiniz çıkarırsınız. Bakın, Philadelphia kromozomu, translokasyon da bunların hepsine bakarız biliyor musunuz kliniklerde? Translokasyon 922 varsa kötü prognozdur arkadaşlar. Bileceksiniz bunu. Lütfen unutmayın. Hipodiploidi varsa arkadaşlar kötü prognozdur. Lütfen bilin arkadaşlar. Hipodiploidi gördüğünüz yerde kötü prognozdur. Bu sitogenetikte ben buraya bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. MLL geni dediğimiz bir gen var. 411. Kötü prognozdur. Ekleyin. Soru potansiyeli taşır. İkaros geni var arkadaşlar. İKFZ1 İkaros genidir. Lütfen aklınızda olsun. Kötü prognoz kriteridir. Unutmayın arkadaşlar. Lütfen bakın. Bu Philadelphia 922, İkaros geni İKFZ1, MLL geni 411'in kötü prognoz olduğunu, hipodiploidinin kötü prognoz olduğunu bunları unutmayın. Matır B hücreli ALL ben demiştim değil mi size kötü prognoz olduğunu? Kötü prognoz kriteridir. Prekürsör T hücreli ALL kötü prognozdur. Aynı zamanda nedir T hücreli ALL'ler? Relaps açısından ciddi risk altındadırlar. Bunlar kötü prognoz kriterleridir. Bakın, kötü prognoz kriterleri, iyi prognoz kriterleri derken hep neye vurgu yaptım? Yaşa vurgu yaptım değil mi? Lökosit sayısına vurgu yaptım. Genetik özelliklerine vurgu yaptım. Genlere vurgu yaptım arkadaşlar ve metastazlara vurgu yaptım. Yaş 1.10 ezberlemeniz gerekir. Lökositin 50 binin üzerinde olmasını ezberlemeniz gerekir. Genetik genleri ezberlemeniz gerekir arkadaşlar. Metastaz zaten kötü prognozdur her yerde. Çok pardon arkadaşlar. Şimdi iyi prognoz. 50 binin üzeri kötüyse 50 binin altı nedir? İyi prognozdur. Burada bilmenizi istediğim bu translokasyon 12-21 iyi prognozdur arkadaşlar. Aynı zamanda Allah'tan bakın iyi prognozdur ve benim en sık gördüğüm translokasyondur. Yine iyi ve en sık yan yana. Lütfen unutmayın. Hiperdiploidi iyi prognozdur. 1-10 yaş arasında olması iyi prognoz göstergesidir. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar aklınızda kalsın. Şimdi geri dönelim şu sitogenetik, mitogenetik şeylere bakalım. Şimdi morfolojilerini ben size anlattım zaten. L1, L2, L3 değil mi? Dedim ki bunların ben sizden işte içeriklerini çok bilmenizi istemiyorum. Çok buraya bakmanıza da gerek yok. Burada önemli olan şu var. Şurada bakın. Miyeloperoksidaz pozitif, ALL'de negatiftir, AML'de pozitiftir. Şu meydan aklınızda kalsın. Miyeloperoksidaz pozitif, AML'de pozitiftir. Terminal deoksinukleotidil transferazı biz çok kullanmıyoruz ama burada pozitif olduğunu bilin. Asıl vurgu yapmak istediğim şu periyodik asit çift pas. Pas boyamada genellikle biz ALL'de pozitif görürüz. 3 yıldız. Lütfen unutmayın arkadaşlar. AML'de de bunlar negatiftir. AML'den bilmenizi istediğim buradaki tek bu miyeloperoksidazdır. Buraya gelmişken bunları konuşalım ikisini karşılaştırmalı olarak. Pas ise ALL'de pozitiftir. Lütfen unutmayın. Şimdi bakın burada sitogenetik hemen hemen hepsini anlattım zaten size. Translokasyon 12-21'in en sık görüldüğünü, bakın en sık görüldüğünü ve iyi prognozla ilişkili olduğunu, hiperdiploidinin iyi prognozla ilişkili olduğunu, hatırlarsanız PreV'yi konuşurken ne demiştik? Hatırlayın, böyle siz hatırlayın burayı. Hatırlayamazsınız çünkü anlatmadım arkadaşlar. Hiperdiploidi PreV ALL'de yaygındır. Benim için bir önem taşımıyor bu ama sadece hiperdiploidinin iyi prognoz kriteri olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Akım sitometrisinde CD10 kallayı hep yan yana koymuştum. İyi prognoz olarak bahsetmiştim. 19-20 zaten size immünolojide anlatacaklar. Bunlar B hücrenin hemen hemen spesifik markerlarıdır. Bunları geçin. Bunların bir soru potansiyeli yoktur arkadaşlar.
Şimdi ALL'yi bitirdik sayılır. Son olarak tedavisine geldik. Bakın, tedavi şimdiye kadar bizim sorularımızda çok böyle aman aman irdelenmiş bir yer değil arkadaşlar. O yüzden tedaviye 4-5 yıldız atın, tedavinin her şeyini bilmek zorundayız. Önce şurada bakın bir tablo yapmışız. ALL'de kullanılan ilaçlar diye. Tek tek gidiyorum. Vincristin bizim ALL'de kullandığımız bir ilaçtır. Soru potansiyeli taşıyan yeri bunların nedir? Yan etkileridir arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü biz klinikte ALL tedavisi başladığımız çocukları bu yan etkiler açısından sürekli kontrol ederiz. Bunlar öyle nadir görülen yan etkiler değildir ha. Sık başımıza gelir. Vincristin'de uygunsuz ADH, tamam mı? Aklınızda olacak. Ve periferal nöropati aklınızda olacak. Lütfen. Unutmayın bunları. Vincristin'i söyledik arkadaşlar. Şimdi elasparaginaz. Elasparaginaz alan bir çocuktan biz bir gün öncesinde koagülasyon tetkikleri görürüz. Niye? Çünkü tromboza meyil vardır arkadaşlar. Unutmayın. Ve bu önemlidir. Aynı zamanda elasparaginaz ne yapar? Çocuğu diyabet yapabilir, pankreatit yapabilir arkadaşlar. İkisi de önemlidir. Lütfen unutmayın. Doksorubisin arkadaşlar. Doksorubisin açısından çocuğu eko çekeriz. Kardiyomiyopati gelişmedi mi? Gelişti mi, gelişmedi mi diye mutlaka kontrol ederiz. Buraya eklemediğimiz metotreksat var. Metotreksatın da intratekal kullanımını çok yaygın kullanırız. Hatırlarsanız ben ne demiştim size? Folik asit eksikliğine götürebilir. Folik asit eksikliğine bağlı semptomlar yaratabilir. Aklınızda olsun. Metotreksatı başladığımız zaman çocuğa folik asit başlarız. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi tedaviyi anlatalım. Tedavinin isimleri var. İndüksiyon tedavisi var. İndüksiyon tedavisindeki amacımız bizim nedir? Tümör hücre sayısını azaltıp çocuğu remisyona sokmaktır. Bakın, indüksiyon tedavisinde arkadaşlar biz çocuğa 4 hafta boyunca tedavi veririz. Bu tedavinin içeriği nedir? İşte vincristin, elasparaginaz, glukokortikoidler, doksorubisindir. Tamam, hemen hemen tüm ilaçlarımızı, tüm silahlarımızı devreye sokarız. 4 hafta içerisinde bu çocukta remisyon bekleriz. Remisyondan kastım nedir biliyor musunuz? 4 hafta sonra tekrar bir kemik iliğine bakarız bu çocuğun. Blast sayısını %5'in altında görürsek bayram, bayram havası olur. Çocuğun ailesi havaları uçar. Deriz ki bu çocuk remisyona girdi, iyi prognoz kriteridir işte. Lütfen unutmayın bakın. 4 haftalık tedavi sonrasında, indüksiyon tedavisi sonrasında blast sayısı %5'in altına iniyorsa bu çocuk için iyi prognoz kriteridir. Ve indüksiyon tedavisi nedir? Şimdi indüksiyon tedavisini verdik, hedefimize ulaşamadık. Yani primer indüksiyonda başarısız olduk. O zaman bir reindüksiyon daha deneriz. Bir şans daha veririz çocuğa. Bunun olumsuzluğunda artık o bizim işimiz. Ona siz karışmayın. Şimdi gidelim konsolidasyon tedavisi. Konsolidasyon tedavisi arkadaşlar tam remisyon elde ettik. Yani blast sayısını %5'in altında gördük. Şimdi tedavi bitiyor mu? Hayır, tedavi bitmiyor. Bunu konsolide etmek lazım. Yani sürekli kılmak lazım. Bunun için de çocuğa birkaç ay orta dozlarda kemoterapiye devam ederiz. Dozlarını düşürürüz. Hatta bazen kranial radyoterapi başlarız çocuğa. Vincristin artı prednizolonla yani glukokortikoidle tedaviye devam ederiz. Son tedavimiz nedir? Remisyonun sürdürülmesi. Yani idame tedavisidir. İdame tedavisi uzun sürer arkadaşlar. Bir ALL'nin tedavisi öyle hemen bitmez. Bakın 24 ay hatta 36 aya kadar sürer. Tedavide metotreksat, vincristin ve glukokortikoidleri veririz. Metotreksatı intratekal verebiliriz. Unutmayın aklınızda olsun. Yani ne yaparız? Bosun içerisine enjekte ederiz direkt. Dozlarını daha düşük tutarız. Çocuk 2-3 yıl içerisinde de yani inşallah herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsa tedavimizi sonlandırmış oluruz. Ama bu çocuğun takipleri neredeyse ömrü boyu sürer. Bunu unutmayın. Şimdi bu hastalığımızın bir de komplikasyonları olacak değil mi? ALL bu kadar masum bir hastalık değil. Sadece böyle yarattığı klinikle tedaviye başladık. Yani öyle bitmiyor. Birçok komplikasyonla uğraşıyoruz kliniklerde. Bunlardan en önemlilerini bilmenizi istiyorum. Şimdi nötrofil sayısı düşeceği için enfeksiyona yatkınlık var mıdır? Vardır. O zaman normal sıradan enfeksiyonlar bunda soru olmaz ama böyle abidik gubidik enfeksiyonlar yani hiç beklemediğimiz enfeksiyonlar ciddi soru potansiyeli taşırlar. Bunlardan bir tanesi pnömo Cystis jirovisidir. Arkadaşlar, pnömosistis jirovisi enfeksiyonunu bize vaka sorusuna nasıl verecek? Nötropenik bir çocuk verecek.
Bu çocuğun ateşi olacak. Aynı zamanda ciddi nefes darlığı olacak. Böyle bir soru size sorduğunda size kalkıp gidip işte normal pnömoninin sık etkenlerini sormaz. ALL'de nötropeniyle beraber ateş, dispne, hatta ciddi satürasyon düşüklüğü vermişse size pnömosist sirovisi soruyordur arkadaşlar. Lütfen aklınızda olsun. Tedavide ne veririz? Kotriomaksazol bakterim. Hatta biz çocuklara ALL tedavisini uygularken profilaktik açıdan zaten kotriomaksazol veririz arkadaşlar. Haftada 3 gün deriz ki bu çocuk kotriomaksazol alacak. Eğer ki bu pnömositis sirovisi de kotriomaksazola cevap alamazsak pentamidin başlarız. Hani aklınızın bir köşesinde olsun. Diğer bir komplikasyon nedir önemli olan? Nötropenik ateş. Allah'ım çok sıkıntılı ve uğraştığımız bir durumdur. Nötropenik ateş. Şimdi nötropenik ateşte bir çocukta ateş artı nötropeni varsa her zaman için nötropenik ateş açısından değerlendiririz. Bakın ateş artı nötropeniyi gördük. Enfeksiyon odağını arıyoruz bulamıyoruz. Önemli değil. Biz bu çocuğa antimikrobiyal tedavi başlarız. Bu tedavi de belki soru olarak karşınıza çıkar. Ya 3. kuşak bir sefalosporin ya da amikasin yani aminoglikozit grubu bir antibiyotik veya kabataslak bir aklınızda olsun. Unutmamanızı istediğim şu var. Nötropenik ateş ya da ateş artı nötropeniyle giden hastaya tedavi başlandı. 5 gün boyunca tedaviye cevap alınamadı. Ateş halen yüksek seyrediyorsa bu hastaya başlanacak ilaç nedir? Amfoterisin B'dir. Siz sadece şu amfoterisin B'yi bile ezberebilseniz bana yeterlidir. Size vaka sorusunda ALL hastası ateş nötropeniyle gidiyor. Tedavi başlandı işte der seftriakson işte aminoglikozit, naropenem şöyle şöyle bir şeyler başlandı. Ama 5 gündür tedavi almasına rağmen ateşi düşmedi. Bu hastaya ne eklenebilir? Cevap amfoterisin B'dir. Benim beklediğim sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Şimdi ALL'yi bitirdik. Tekrar böyle başa doğru gidelim. AML'yi de hızlıca bir geçelim arkadaşlar. Epidemiyolojisinde ne dedik? Dedik ki tepe instansı 65 yıldır yani çok benim grubum hastalık değildir. İşte miyeloid kökenli bir hastalıktır. Klinikleri 3 aşağı 5 yukarı benzerdir arkadaşlar. Bu sınıflaması bizim için kıymetlidir biraz. Belki pediatriden soru taşıyacak olan noktası budur. Şimdi bakın. Şurayı bir düzelteyim size. Burada da bir hata olmuş. Bu akut miyeloid lösemidir tanımlama olarak. Akut miyeloblastik. Bunların ezberlenmesi çok zordur arkadaşlar. Sizden belli başlarının özel isim olarak ezberlenmesini isteyeceğim. Bakın. M2'de ben ne demişim? Granulosit olgunlaşması demişiz değil mi? Akut miyeloblastik lösemi granulosit olgunlaşması. Bu granulositten aklınıza şöyle bir şey gelsin. Bunlar blast hisleriyle gelir. Kalemin rengini değiştireyim arkadaşlar. Burada hatlar karışmasın. Hatta şöyle mor yapalım. Bakın bunlar blast hisleriyle görülür. Tamam mı? Tek cümle aklınızda kalsın. Nerede görülür bu blast kistleri? Gözde görülür, cilt altında görülür. Lütfen unutmayın. Benim için en önemlilerden biri M3'tür. Herkes bunu bilir zaten. Çok da sevilir. Akut promiyelostik lösemi. Dik açısından önemlidir. Başka bir yerde ise dikten bahsetmeyeceğim. Sadece buradan. Prognozu AML tipleri içerisinde en iyi olandır. Niye? Mucize ilaç Atra. Atra kullanımıyla ciddi fayda görürler. Translokasyonu da 15-17'dir. Zaten dahiliye bunu size anlatacak ama burada bunlar aklınızda kalsın. Bakın 4 kelime. Dik, en iyi prognoz, atra, translokasyon 15-17. Şimdi bir diğer önemli grup var. N4-N5'i beraber söyleyebilirim. Bunu size nasıl sorarlar? Söyleyeyim mi? N4-N5'i. İşte diş etinde kanama, diş etlerinde hipertrofi, diye gelir. Yani diş etinde bir böyle kan tablosu bozukluğu vermiş, sizi malignite götürmüş, yanına da semptom olarak diş etlerini eklemişlerse kanama veya hipertrofi diye bilin ki ya M4 ya M5'tir. M4'te de inversiyon 16 olduğunu bilin. Birazdan inversiyon 16'dan bahsedeceğim. Niye önemli olduğunu anlayacaksınız. M7 benim için önemlidir. Niye önemlidir? Down sendromuyla ilişkilidir ama bakın. Down sendromuyla size şöyle bir tuzak kurabilirler. Down sendromunda en sık görülen ne dedik? ALL'dir arkadaşlar. Sadece AML'nin M7 tipi Down sendromuyla ilişkilidir. Yani size bir AML sorusu sormuş, Down sendromunda vermişse, tip olarak sormuşsa cevap M7'dir. Buradan başka bir gelecek herhangi bir nokta yoktur arkadaşlar. Klinik özellikleri aynıdır.
hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Blastlardan bahsettim. Ne dedim? Lütfen bu hataya düşmeyin dedim. ALL'de %25, ALL'de, AML'de %20'nin üzeri. Kemik iliğinde blast görüyorsam tanı koydurur. Unutmayın bunu. Burada ne demiştik? Miyeloperoksidaz pozitiftir AML. Lütfen unutmayın. Bakın. Pas pozitif olan ALL'dir. Miyeloperoksidaz pozitif olan AML'dir arkadaşlar. Aklınızda kalsın. Arkadaşlar burada bakın demişiz ki translokasyon 15-17. Özellikle emiş tipinde konuştuk zaten. Philadelphia translokasyonu. Bunların çok bir önemi yok benim için. Buradan geçelim. Kötü prognoz kriterleri açısından arkadaşlar. ALL kadar ben pediatride bundan soru beklemiyorum. Çünkü bakın 60 yaş üstü diyor. Geçin. Burada bilmenizi istediğim kötü prognoz kriterlerinden şu var. Monozomi 5 ve 7'nin lütfen bu ve FİLİT üçgenini ezbere bileceksiniz. Hem dahiliyeden hem bizden soru getirebilecek yerdir. Tamam mı? Kötü prognoz kriteridir. Yani size del 5, del 7 ya da monozomi 5, monozomi 7, FLT3 mutasyonundan bahsederse bilin ki bunlar kötü prognoz kriterleridir arkadaşlar. Unutmayın. İyi prognoz kriterleri arasında translokasyon 8-21 iyi prognozdur. 15-17 iyi prognozdur. Bunları da bileceksiniz. Bakın akut promiyelocitik lösemi hangisiydi? M3'tü değil mi? Bilin M3 işte 15-17, 8-21. Buraya inversiyon 16'yı ekleyin. Nerede söylemiştim? N4 tipinde söylemiştim. Bu da iyi prognoz kriteridir arkadaşlar. Onun dışında da çok fazla bir şey burada beklemiyoruz zaten. Arkadaşlar, lenfomalar, işte non-Hodgkin lenfomalar çok benim size ekstra vereceğim burada bir şey yok. Yani dahiliye ile birebir hemen hemen bizdekiler de aynıdır. Şöyle kabataslak bir ilerlerseniz size tekrar olsun diye de bakarsınız. Ben burada sadece size Burkitt lenfomadan bahsedeceğim. Burkitt lenfomanın da artık herkes her şeyini ezberledi zaten. Biz yine bahsedelim. Sporadik Burkitt var. Ne dedik? Karın bölgesinde görülen endemik Burkitt var. İşte Afrika gibi yerlerde EBV ile ilişkili olandır. Bunları daha çok maksiller ve mandibular bölgede görürüz. HIV ile ilişkili Burkitt var. Translokasyonu 814 veya GMIC genini bileceğiz arkadaşlar. Yıldızlı gökyüzü manzarası nedir? Biyopsi bulgusu sayılır. Abdominal kitleye bağlı bağırsak tıkanıklığı, karında kitleyle de gelir. Çocuklarda en yaygın olan da Burkitt lenfomadır. Bunun dışında işte foliküler lenfom, marjinal zon, difüz büyük hücreli bunlar hemen hemen hepsi dahiliyenin konularıdır. Onlar size bunları zaten anlatacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar, beyin tümörleri. Bakın, beyin tümörlerinde önce size böyle bir anatomik olarak yeri göstermek istiyorum. Supratentoryal neresidir? İnfratentoryal neresidir? Şöyle gidelim. En sıkları anlatırken beyin tümörleriyle ilgili sana demiştim. Bakın. En sık görülen malignite çocuklarda lösemiler. Değil mi? Lösemilerden de ALL. Bunu ezberledik zaten. Solid organ tümörleri içerisinde en sık derse işte beyin tümörleri. Bakın. Çoğu çocuk beyin tümörü primerdir. Tiplerine geçiyoruz. En sık görülen benign. Bakın altın cümle. Benign pediatrik primer beyin tümörü pilyostik astrositomdur. En sık görülen malign pediatrik beyin tümörü medulloblastomdur. Tekrar edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Beyin tümörlü çocuk uçağı kanserlerinin ikinci en yaygın nedenidir. Bakın bu genel tabirdir. Ama solid organ tümörlerinin en sık sebebidir. Lütfen unutmayın. Bakın altın cümle burada o solid organ tümörü. Tamam mı? Şimdi üç boyutlu bu beyni bir düşünün kafanızda. Şu beyni üç boyutlu düşünün. Sanki böyle enseden bakıyormuş gibi hayal edin arkadaşlar. Şöyle cerebellumun üzerinden hayali bir çizgi çektiğimiz zaman. Tamam mı? İşte böyle burası supratentoryal, burası infratentoryal diyebiliriz. Niye benim için önemlidir? Bakın burada size genel klinik özelliklerden bahsedeceğim. Bunlar işte supratentoryal tümörlerin hepsinde aynıdır. İnfratentoryal tümörlerin hepsinde aynıdır. Şimdi supratentoryal tümörler daha çok erişkinin tümörüdür. Çok beni enterese etmez aslında. Bunların işte genel şeyleri nedir? Semptomları baş ağrısı, epileptik bulgular vesaire vesaire. Beni ilgilendiren burada infratentoriyal tümörlerdir. Birazdan anlatacağım. Göreceksiniz. Anlatacağım tüm tümörler infratentoriyal yerleşimidir pediatride. Bunun klinik bulguları nedir biliyor musunuz? Dördüncü ventrikülde bir bası vardır.
ve bu çocuk bize kibas bulgularıyla gelir. Bakın, kibas bulguları atlanacak bulgular değildir. Nelerdir bunlar? Bulantı, kusma, letarji, papil stazı, hidrosefali, baş ağrısı, hatta 6. sinire bası sonrası diplopi. Lütfen bak, bunları not alın. Bunlar hepsinin ortak özellikleridir. Şimdi size 4-5 tane beyin tümöründen bahsedeceğim ama hiçbirinin kliniği anlatmayacağım. Çünkü hepsinin kliniği budur. Ne dedik? Kibas bulguları. Kibas bulguları nedir? Bulantı, kusma, papil stazı, letarji, hidrosefali, diplopi, baş ağrısı. Arkadaşlar, unutmayın bunları. Şimdi gelelim bunların sınıflamasına. Bakın, periyostik astrostom için size ne söyledim ben biraz önce? Dedim ki, en sık görülendir değil mi? Ama neydi? En sık benign olandı. Unutmayın arkadaşlar. Periyostik astrostomun en sık benign beyin tümörü olduğunu unutmayın. Çıkabilecek soru potansiyeli taşıyan yanı budur. İyi prognozdur. Benign'dir zaten. Tedavisi sadece cerrahidir. Ekstra başka radyoterapi, kemoterapi bir şeye gerek yoktur. Rosenthal fibrilleri aklınızda kalsın. Rosenthal fibrilleri, kibas bulgusu, gördüğünüzde cevap periyostik astrostomdur. Bakın, infratentorial yerleşimdedir. Medulloblastom için size ne söyledim arkadaşlar? Çocukluk çağının malignant en sık görülen beyin tümörüdür dedim. İşte kötü prognozdur. Yani malignant'dır arkadaşlar. Beyinde malignant bir şey iyi olabilir mi? Mümkün değil. Bunların kemik metastazı yaptığını bilin. Bakın, ta beyinden kalkıp gidip kemikte metastaz yapıyor. Önemlidir arkadaşlar. Yine infratentorial yerleşimlidir. Küçük yuvarlak mavi hücreli patolojiye bir göndermemiz olsun. Homur ratrozatleri patolojiye bizim göndermelerimiz olsun. Aynı zamanda benim bilmenizi istediğim bir şey var. 17. kromozomda delesyon vardır. Lütfen bunu da unutmayın. Arkadaşlar, ependimumda çok bir şey yoktur. Ependimal hücrelerde tümör vardır. Ependimal hücreleri nerede bulunduğunu biliyorsunuz. Ventrikül tabanlarını döşerler, boz salgılanmasında vesaire benim için çok bir anlam ifade etmiyor. İşte kraniofaranjiyon. Benim soru beklediğim yer burasıdır. Bakın, kraniofaranjiyonda size vaka sorusunda bir çocuk verecek, diyecek ki bu çocukta görme bozukluğu var. Şimdi görme bozukluğu buna tek spesifik midir? Hayır. Ben biraz önce ne dedim? Tüm infratentorial tümörlerde ben papil stazı ya da işte diplopi vesaire beklerim değil mi? Görme bozukluğu var ama bunun yanına ne ekleyecek? Büyüme geriliği. Yani boy kısalığından bahsedebilir vesaire. Niye? Bakın, rat kekesesinden köken alıyor. Yani ön hipofiz görevini doğru düzgün yapmıyor. Bu çocukta önce growth hormon salgısı azalacak, daha sonra FSH, LH salgısı azalacak. O zaman hem growth hormon hem FSH, LSH'ın azalmasına bağlı tüm semptomları bekler miyim? Beklerim arkadaşlar. Aklınızda olsun. Kolesterol kristallerinin de patolojiye gönderme olarak aklınızda olsun. Lameller, keratin birikmeleri de unutmayalım. Pinealoma epifiz bezinden köken alır arkadaşlar. Yine infratentorial yerleşimlidir. Benim için çok bir anlam ifade etmiyor. Belki patolojiden işte lenfoid stroma ya da Freyd egg, pişmiş yumurta hücreleri olarak karşınıza çıkabilir. Arkadaşlar, kemik tümörlerinde bir 10-15 dakikalık ara verelim. Bundan sonra zaten bizi zorlayacak çok bir konumuz kalmadı. Nöroblastom var, WIMS var. Onun dışında daha da akıp gidecek konularımız kaldı. Bir 10-15 dakika aradan sonra tekrar görüşelim.